konuşmaları, dereceye giren öğrencilerimizin maaşımızı seslendirmesi, dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerinin takdim edilmesi. Şimdi sizleri aziz vatanımız ve şanlı bayrağımız için canlarını feda etmiş, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanları şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşlarına ardından İstiklal Marşı'nı görüşmeye davet ediyorum. Sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Kurtuluş mücadelesinde ülkemizin bağımsızlığı, birliği için, özgürlüğü için canlarını feda etmiş başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman savaş arkadaşları, şehitlerimizin, atalarımızın ruhları şad olsun. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda o dönem yaşanan milli mücadele ruhunu, birlik beraberlik ruhunu en güzel şekilde mısralarına aktaran Mehmet Akif Ersoy şairimizi de rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bizler eğitimciler olarak tabii ki ilk hedefimiz öğrencilerimizi vatanını seven, milletini seven, milli manevi değerlerine bağlı, ülkesi için canını feda edilecek derecede bu bilince sahip kültürlerine, dini değerlerine bağlı değerler yetiştirmektir. Tabii bu kapsamda birçok faaliyet yapıyoruz, birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışmasıdır. Bu vesileyle, bu yarışmalar, bu etkinlikler vesilesiyle öğrencilerimize bu değerlerimizi daha fazla yansıtabiliyoruz, daha fazla aktarabiliyoruz. Onların belki yaşları küçük, şu an itibariyle sadece ezberlemek veya yarışmak babında bakıyorlar ama emin olun ki sizler de aynı şekilde ilkokulda bu etkinliklere katılmışsınızdır. Bizler de katılmıştık. Bunların öğrenciler için yeri bambaşka. Onların zihninde oluşturduğu yer bambaşka. Ve ben inanıyorum ki bu öğrencilerimiz her yaş aldıklarında bu İstiklal Marşı'nın her mısrasının anlamını daha derinden hissedeceklerdir. Ve bu ülke için faydalı, vatanın milletini seven evlatlar olacaklardır diye umut ediyorum. Ve biz bu açıdan Ahmet Yaşim İlkokulu olarak üzerimize düşen görevi bir şekilde yapacağımızdan endişe etmiyorum. Bu bugün esasında geçen hafta yapmamız gereken bir programdı. Kar tatilinin etkisiyle ertelendi, bugün yapabildik. Okulumuzda 170 tane öğrenci İstiklal Marşı'nın okuma yarışmasına katıldı değerli misafirlerimiz. 365 tane 1. ve 4. sınıf arası öğrencimiz olduğunu düşünüyorum, ana sınıf hariç. Bu oran neredeyse yarı yarıya yapıyor. Bizim için harika bir durum, öğrencilerim için çok güzel. Bu anlamda ben öğrencilerimi hazırlayan öğretmenlerine, burada bulunan üyelerime teşekkür ediyorum. Yarışmayı, marşımızı ezberleyen öğrencilerin her birini tebrik ediyorum. Birazdan ödül törenimiz de olacak. Ödül törenimizde 1.'ye bir bisikletimiz var, artı kitap setimiz var. 2.'ye bir yarım gram altın artı kitap seti. 3.'ye ve mansiyon alan öğrencimize zeka oyunu ve kitap seti veriyoruz. Diğer öğrencilerimize de, bugün burada yarışan diğer öğrencilerimize de madalya ve diğer kitap veriyoruz. Aynı zamanda okulda izleyen bütün öğrencilerimize de TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Merak Emek Dergisi'nden alıyoruz 3 öğrencimizin tamamına. Tabii bunu hemen konuşmam sırasında belirtmek gerekir. Bu kadar ödülün bir sponsorluğu önemli bir durumdu. Bunun için de İzati'yi, Ödül Başkanımız Ömer Keser'in de huzurlarında, bunun da şahsında, Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bu ödüllerin sponsorluğunu bizzat kendisi üstlenmiştir. Bizleri kırmamıştır.
Ben sizin huzurunda İnan Başkanımıza teşekkür etmiş olayım. Aynı zamanda görüşmeye katılan öğrencilerine tebrik ediyorum tekrar. Size de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Saygıyla hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Okul müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Okan Ayvan'ın sahneye davet teşviklerini arz ediyoruz. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, çok kıymetli okul müdürlerimiz, basın mensupları, çok değerli velilerimiz ve öğrenciler, İstiklal Marşımızın kabulü ve müşahidimiz Mehmet Akif Ersoy'u alma programına hoş geldiniz. Biz de gerek kaymakamlığımız başkanlığında olsun, gerek belediyemizin, gerek okullarımız bu hafta boyunca bu İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları etkinliklerini gerçekleştirdik. Tabii bu bizler için ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok önemli etkinlikler. Her konuşmamda belirttiğim üzere bizim memleketimizin çocukları öncelikle inanç temelinde, milli manevi değerler temelinde yetişir. Onun üzerine de bilimde, teknikte, teknolojide ilerler. İşte biz ilk kısma eğitim diyoruz, diğer kısma da öğretim diyoruz. Ama temeli sağlam atamadığımız zaman bilimde, teknikte, teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesin o öğrenci, o gencimiz, onu doğru yerde, vatanın milleti için kullanmadığı yerde işte orada sıkıntı başlar. İşte biz de Türk Milli Eğitim Camiası olarak, eğitimciler olarak hayatımızı çocuklarımıza, gençlerimize adadık. Evde otururken onları konuşuruz. Öğretmenler odasında onları konuşuruz. Bir çocuğumuzun kılına bir şey gelse sabaha kadar uyku uyumayız. Bu hassasiyetle çalışıyoruz. Ben bugün bu programı düzenleyen çok kıymetli okulumuza, okul müdürümüze, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da bu faaliyetleri arttırırız. Şunu özellikle yine belirtmek isterim. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, o dönemde mücadele eden nenelerimiz, analarımız, abilerimiz, ruhları şad olsun, çok büyük mücadele verdiler. Bize çok güzel bir vatan emanet ettiler. Bizim gençlerimiz de bu vatana sonuna kadar sahip çıktı. Çünkü mücadele hala devam ediyor. Gerek terör örgütleri de olsun, bir takım dış güçlerle olsun, gençlerimiz hala o süreci devam ettiriyor. Onlardan da Allah razı olsun. İnşallah vatanın görevini yapan evlatlarımız da sağ salim evlerine, yuvalarına dönerler diyorum. Ben her faaliyette sağ olsun belediyemiz bizim yanımızda. Bizim büyük bir gücümüz. Burada da İlhan Başkanı'na, Ömer Başkanı'na, belediyemize çok teşekkür ederim. Okulumuzu yalnız bırakmamışlar. Önemli olan öğrencilerimize vatan millet sevgisini, inancımızı doğru bir şekilde aşılamak, onlara bunu teşvik etmek. Tabii ilk başta çocuk ailede şekilleniyor. Yani aile ile okul ortak paydada buluşamazsak çocuk başka yerlere savrulup gidiyor. Ailede temeli alan çocuğa belli bir şekli biz zaten okullarda verebiliyoruz ama burada birlik beraberliğimiz ailelerde çok önemli. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz. Törümüzün en heyecanlı kısmı dereceye giren arkadaşlarımın açıklanması ve ödüllerinin verilmesi kısmına geçiyoruz. Ve sonuçları açıklanmak üzere okul müdürümüz Abdülsamet Aktaş'ı sahneye davet ediyoruz.